Manşete hoş geldiniz. Öncelikle Düzce depreminin sarstığı vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun diyoruz. Düzce'deki sarsıntı dün sabaha karşı dörtte yaşanan deprem sadece Düzce'yi değil doğuda Ankara'yı batıda İstanbul'u da sarstı ve milyonlarca insan bunu hissetti. Türkiye açısından şok edici bir gelişme değil çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. Geriye doğru onlarca deprem var, kayıplar var, yıkımlar var ve bundan sonra da olmayacağına garantisi yok, olacak. Haliyle buna karşı tedbir almak gerekiyor. Geçtiğimiz 17 Ağustos'ta Büyük Marmara depreminin 23. yıl dönümüydü. Dile kolay dün gibi 23 koca sene geçmiş. 1999'da uzmanlar Ağz birliği etmişçesine şu sonucu açıklamışlardı. Demişlerdi ki: Büyük İstanbul depremi yaşanmadı. Ama yaşanacak. Bu son deprem bunun habercisi. Önümüzdeki 30 yıl içinde Büyük İstanbul depreminin olma olasılığı %60. Ben bu tespiti hiç unutmadım ve bu tespit her geçen yıl aynı uzmanlar tarafından tekrar ber tekrar yenilendi ve en son gene Profesör Doktor Naci Görür ki ee, şu anda elle tutulur en önemli uzmanlardan biri suyun üstünde kalan geçenlerde aynı oranı tekrar etti. 23 yıl geride kalmış 30 yıl deniyordu orada demek ki önümüzdeki 7 yıl içerisinde yani birkaç yıl içerisinde büyük bir deprem geliyor İstanbul'a. Peki alınması gereken tedbirler alındı mı? Hayır. Deprem yaşandığında en son düzce depreminden hareketle dünkü depremden hareketle söylüyorum söz bitiyor. Artık Yaraları sarmamız lazım, vatandaşların yardımına koşmamız lazım, ihtiyaçlarını gidermemiz lazım. Evsiz kalanlar olabilir, evleri oturulamayacak durumda olabilir. Yüz kadar yaralıdan bahsediliyor Allah'a şükür ölü yok ama böyle bir ortamda oturup da olasılıklar yapma, analizler yapma keşke demenin fazla bir manası kalmıyor. Keşke işte 23 yıldır alınması gereken tedbirler alınsaydı demenin manası kalmıyor fakat bunların düşünülmesi icap ediyor. Deprem toplanma alanı diye alanların kalmaması. Kentsel dönüşüm adı altında büyük bir yalanın devreye sokulması ve göstermelik müsamere gibi tatbikatlar dışında elle dokunur, e, dişe dokunur hiçbir icraatın olmaması da kayda geçmeli. Bir kere daha büyük geçmiş olsun. Bugün e, manşete başlarken önce bazı gazete başlıklarını ekrana getireceğim ve onunla gündeme geçeceğiz. Hürriyetin manşetinde kentsel dönüşüm kurtardı diyor ama büyük bir yalan büyük bir iktidar goygoyculuğu. Onu geçelim Burada özellikle Esat'la görüşme büyütülmüş birinci sayfada eğer deprem olmasaydı muhtemelen manşetten verilecekti bu gelişme. Tayyip Erdoğan'ın siyasette küslük dargınlık olmaz lafları öne çıkarılmış. Esatla görüşme üzerine duracağız. Kara harekatı söz konusu olabilir mi nitekim sabahın manşeti o. Karadan tepelerine bineceğiz Erdoğan'ın kara harekatı olabileceğine dönük sözleri konuşuluyor. Kara harekatı olacaksa nereye olacak? Çünkü hava harekatıyla sadece Suriye değil, Kuzey Irak'ta hedeflenmişti. Acaba kara harekatında Irak söz konusu mu yoksa sadece Suriye ile mi sınırlı kalacak? Bakacağız. Esad reddetti diyor Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfadan görüşmeyi. Associated Press Ajansı'nın Lübnanlı bir siyasetçiye dayandırarak aktardığı habere göre Erdoğan Esad'a Türk yetkilileri görüşme yapmak için Şam'a göndermeyi teklif etti ancak reddedildi diyor. Habere göre Esad üçüncü bir ülkede görüşebileceği yanıtı vermiş. Orada Kremlin sözcüsü de bu üçüncü ülke Moskova olabilir dedi. Yeni Şafak Kısır manşetinden Tel Rıfat, Münbiç ve Aynel Arap bölgelerini işaret etmiş. Yani kara harekatı bu çıban başı yerlerden başlayacak diyerek. Türkiye gazetesinde ise gene kara harekatına ilişkin olarak Suriye'ye harekat için geri sayım başladı. O harita değişecek başlığı atılmış. Manşetin gündeminde de bu var. Suriye'ye kara harekatı gündemde tutuyor Ankara. Ve elbette siyasi davalar var önümüzdeki haftalardaki Gerek Suriye'ye karar harekatı gerekse bu siyasi davalar tümüyle seçimle ilişkili. 14 Aralık'ta Ekrem İmamoğlu'nun karar duruşması var. Mahkeme bir kere daha ertelemezse. HDP kapatma davasında son sözlü savunmalar alınıyor. Birkaç ay içerisinde MHP kapatma davası da karara bağlanacak. Bu da seçime endeksli bir gelişme. Yine Altılı Masa'nın 28 Kasım toplantısında yeni bir yol haritasını açıklaması bekleniyor. 3 Aralık'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapacağı kendisi tarafından ifade edildi. Ne olacağı gene bekleniyor. Yine HDP'li bir yetkilinin İyi Parti son dakika Erdoğan kalsın diyebilir. Kulisi önemli. Buna bakacağız. Akşener'e içeriden Cumhurbaşkanlığına aday ol baskısı geliyor. Bunu değerlendireceğiz. KJ'miz Sisi ile tokalaşma eşittir 5 milyar dolar. Bu nedir? Bunu anlamaya çalışacağız. Başlayalım. Şimdi Erdoğan hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun vakitte karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz dedi. Bu lafın en önemli kelimesi en uygun vakitte kelimesi. Yani en uygun vakit nedir? Orada sahaya mı bakacak? Ya da birliklerin durumuna mı bakacak? Suriye'den gelecek duruma mı bakacak? Hiçbiri. Rusya'ya bakacak. Amerika'ya bakacak ve iç siyasete bakacak. Zaten ağırlıklı olarak da iç siyasete bakacak. Bunun hanesine ne yazıp ne yazmayacağına bakacak. Onun için en uygun vakitte lafını kullandı. Şimdi haritaya bakalım. Haritamız bu. 9 özür dilerim 7 noktaya hava harekatı düzenlenmiş. İşte Tedrifattan başlıyor Kandile kadar. Hem Kuzey Suriye hem de Kuzey Irak'ta belli noktalara hava harekatı düzenlenmiş. Hava harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri jetleri aracılığıyla gerçekleştirildiği için herhangi bir kayıp söz konusu olmuyor. Jetler taşıdıkları bombaları götürüyorlar oraya bırakıyorlar ve dönüyorlar. Kara harekatı söz konusu olduğunda elbette insan gücü giriyor, karadan ilerleme söz konusu, riskler var filan. Haliyle kara harekatının değerlendirilmemesinin nedeni Irak'ta özellikle ee, kış koşulları. Irak, Kandil, Hakurk, dağlık bölgeler e, harekat, e, hareket imkanı yaz aylarında bile güç olan bölgeler ve Türk askerinin çok iyi bilmediği bölgeler. bölgedeki işte Kürt güçlerinin veya örgütlerin veya işte gerillanın ne derseniz daha iyi bildiği orada konuşlandığı bölgeler haliyle hele kış şartları söz konusuysa Kuzey Irak'a bir kara harekatı değerlendirilmiyor. Ağırlıklı olarak Kuzey Suriye'ye bir kara harekatı değerlendiriliyor ve Tel Rifat, Kobani bölgeleri seçilmiş durumda. Burada bir takım unsurlar var. Elbette Erdoğan'ın Esad'la görüşüp görüşmemesi veya Esattan alacağı işaret ya da Esad'ın göstereceği tepki önemli. Orada sıkışmış Kürt gruplar var. Birazdan ona da bakacağız. Bu sıkışmış Kürt gruplar da şu anda bir yön arayışı içerisinde. Çünkü Rusya, Ukrayna gayriisiyle meşgul yukarıda. Amerika ise kendi iç meselelerinden çok fazla bölgeyle ilgilenmiyor. Zaten bölgeden de Sıtkı sıyrılmış durumda. Obama döneminden başlayarak bir çekilme söz konusu. Bu tamamlanmadı ama Biden döneminde hayata geçer geçmez bilmiyoruz. Fakat Amerika'nın Amerika bölgede artık daha fazla kalmak istemiyor. Oradaki Kürt grupları eğiten, donatan unsur olması itibariyle de Amerikan silahlı kuvvetleri önemli fakat çok uzak coğrafyaya Erdoğan'ın ağırlıklı olarak baktığı ülkeler Rusya ve Amerika ve ağırlıklı olarak Amerika ne diyeceği. Batı kamuoyuna baktığınızda Batı'da bu konuda pek bir haber çıkmıyor. Özellikle Türkiye'nin son harekatına ilişkin. BBC'de ben hiç habere rastlamadım. Belki çıkmıştır ama bana denk gelmedi. Bütün gün önümde açık olmasına rağmen Amerikan medyasında da olmadığı haberlerini alıyorum. Çok fazla ilgilenmiyor Batı medyası Türkiye'nin harekatıyla. Başkentler de çok fazla ilgilenmiyor. Bir diğer konu da iç siyaset. Tabii ki Erdoğan bunun kendi hanesine artı oy olarak yazıp yazmayacağını da değerlendiriyor. Değerlendirecek. Bunu da gözden uzak e, tutmamak icap ediyor. Elbette e, aylardır planlanan bir eylem bu. Fakat Erdoğan biliyorsunuz son Mersin ve İstiklal saldırılarını buna gerekçe yaptı. Doğal olarak bir kamuoyu tabanı oluşması için de bu kullanılıyor. Gaziantep'e düşen roketlerde işin adeta tuzu biberi oldu. İki sivil yurttaşımız orada hayatını kaybetti. Bunun da altını çizelim. En kısa zamanda kökleri kazan kazanacak diyor Türkiye liderleri kim olursa olsun. 40 yılı aşkın bir süredir bu bela devam ediyor. Ama bu belanın ne bugün biteceğine ne de yarın biteceğine, kısa vadede biteceğine kimse ihtimal vermiyor. Bu laflarda öylece arşivlerdeki yerini alıyor. Mazlum Kobani Kuzey Suriye'deki Kürt grupların önemli liderlerinden biri. El Monitör'de Amber'in zamana konuşmuş. Özellikle istiklal saldırısı ile ilgili olarak önemli bilgiler veriyor. Bu bilgiyi ilk kez açıklıyorum diyor ve tutuklanan kadının Elbeşir. İşitle bağlantılı bir aileden geldiğini tespit ettik. Üç erkek kardeşi orada savaşırken ölmüş. Biri Rakka'da, diğeri Membiş'te, üçüncüsü ise Irak'ta. Bir diğer erkek kardeşi de Afrin'de. Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin komutanı. Üç farklı işit savaşçısıyla evliydi ve aile Halep'le. Dolayısıyla bizim diyor bu işle hiçbir ilgimiz yok. Fakat ne Kürt grupların liderlerine Salih Müslim de benzer bir açıklamayı yapmıştı PYD eş başkanı ne de bölgeden gelen seslere ya da işte yakalanan kadının bağlantılarına falan kimsenin bununla ilgilendiği yok adres belirlendi hedefler belirlendi bununla yürünüyor zaten Ergun Baba'nın da onu yazmış Türkiye'de orta zeka bir siyasetçiden gazeteciye kadar herkes istiklal gerçeğini biliyor korku çıkar devlete tapınma veya Kürt nefreti nedeniyle susuyor bedelini tüm toplum ödüyor ödeyecek demiş İç siyaset odaklı iç siyasete bakalım. orada ne dönüyor? Turan Çömez bir YouTube kanalında Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını arzuluyoruz dedi ve bunu sadece kendinin değil, partideki kurmay heyetinin de, kurmay heyetinden belli isimlerin de arzuladığını söyledi. Belli ki bu içeride de konuşuluyor veya Akşener'e söyleniyor. Kamuoyu önünde de böyle bir çağrının yapılması dikkat çekici. Hatırlatalım. Turan Çömez'in de hatırlattığı gibi Akşener başbakan olacağım, cumhurbaşkanı adayı değilim demişti. Ta bir sene önce hatta bir seneden de uzun süre önce. Fakat diyor ki Turhan Çömez aday olması gerektiğini ve eğer aday olursa Türkiye'de gerçekten çok büyük bir oy farkıyla kazanacağını düşünüyorum. Yurt dışından kendine büyük ilgi var, Avrupa'dan ilgi var. Akşener'le beraber il gezilerine gidiyorum, oradaki ilgiyi de görüyorum demiş bizler ve etrafındaki kadrosu da onun aday olması konusunda arzulu derken belli ki e, İyi Parti kurma heyeti içerisinde bir ekibin e, bu konuda Akşener'i dürttüğü veya Akşener'e e, telkinde bulunduğu anlaşılıyor. Akşener'in bu konuda ne cevap verdiği veya vereceği bilinmiyor. Fakat kendini bağlayacak açıklamalar yaptığı son bir yıl içerisinde. Kesinlikle ve kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyledi. Hatırlatalım 2018 seçimlerinde ortak adayı çıkaramamıştı muhalefet partileri. Her ne kadar parlamento seçimlerine ittifak çatısı altında gitseler de. Ve herkes, her parti kendi adayını çıkarmıştı. CHP Muharrem İnce'yi, İYİ Parti Meral Akşener'i, HDP Selahattin Demirtaş'ı desteklemişti. Doğu Perinçek filan da aday olmuştu ama hiçbiri yeterli çoğunluğu sağlayamadı. Erdoğan karşısında üstünlük kuramadı bilindiği gibi. O arada HDP'de enteresan bir kulis var. Seda Taşkın artı, ger artı gerçekte yazmış. Bu HDP MYK'sında yapılan açıklamalarda da Pervin Buldan'ın e, meclis grup toplantısında yaptığı açıklamalarda da üstü kapalı olarak tam olarak bu kadar açık ifade edilmese de söyleniyordu. Buna yakın laflar vardı. Ama bir kulis bilgisi HDP'li bir üst düzey yetkili Seda Taşkın'a demiş ki muhalefet savaşa onay verirse aday kim olursa olsun bizden destek yok. Ve devamla da şunu söylemiş çok ilginç. CHP'nin bir kanadı bu konuda iktidarla benzer düşünüyor. Zaten İyi Parti'nin tavrı belli. Yani İyi Parti'yi hepten bu konuda kaybettik diyor. Son dakika seçimlerde Erdoğan kalsın diyebilirler. Son derece kritik bir bilgi. En azından HDP böyle düşünüyor. Yani İyi Parti'nin öyle düşünüp düşünmediğini bilmiyoruz ama HDP böyle bakıyor. Sırf Kürt ve solculara düşmanlığından bunu yapabilirler demiş. Son derece enteresan bir kulis. Yani bir yanda Erdoğan ee, Akşener'in Akşener'e Cumhurbaşkanı adayı ol baskısı, öbür tarafta da HDP'den gelen son dakikada Akşener Erdoğan kalsın diyebilir kulisi. Akşener böyle bir şey düşünüyor düşünmüyor bilmiyoruz. Bir kere daha tekrar edeceğim HDP HDP'de böyle bir kanaat var. Tabi Ekrem İmamoğlu'nun duruşması 14 Aralık'ta mahkeme erteler mertelemez mi, mi bilmiyorum. Siyasi yasak söz konusu. Erdoğan rakiplerini belirlemeye çalışıyor. Dört rakibi var şu anda bilinen. Ekrem İmamoğlu'nu düşünürse kalacak üç. Akşener'i düşünürse kalacak iki. Şimdi belki de Kılıçdaroğlu'nu istiyor karşısında bilmiyoruz. Akşener hakkında da HDP hakkında kapatma davası var geldi geliyor. Akşener hakkında da 6 yıl evvel açılan bir cemaat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanmış ve bir gizli tanık ifadesi eklenmiş. Şimdi hemen her alanda iktidar devlet imkanlarını, yargı imkanlarını sonuna kadar kullanıyor. Görüyorsunuz, görüyoruz, izliyoruz. HDP'ye kuşatma, Ekrem, İm Ekrem İmamoğlu'na kuşatma, Akşener'e kuşatma, öbürü bir iki. Bir Mansur Yavaş hakkında şu anda bir şey yok, o da olabilir yani, bilmiyorum. Evet, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu aday olarak çok istediği üzerinde duruluyor. Geriye doğru bakıldığında başta Abdülkadir Selvi olmak üzere pek çok iktidar kaleminin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde veya aday olması yönünde yazılar yazdığını da hatırlatmak icap ediyor. Fakat bu cemaat çuvalı öyle bir çuval ki işte Bahçeli de hiç nasıl bir tepki alırım demeden sürekli zam yapan zincir marketleri bile cemaat torbasına koymuş. Şimdi buna bunu eleştiriliyor bunu gerçekten e, sosyal ağlarda aklı başında olan hiç kimse e, bunun böyle olduğuna inanmıyor ve e, Bahçeli'nin bir hezeyan içerisinde olduğunu düşünüyor. Fakat 6 yıldır 7 yıldır hemen her şey ve hemen herkes bu torbaya atılırken 1.5 milyonun üzerinde insandan bahsediyoruz ve Türkiye'de hakkında soruşturma olan insan sayısı 6-6.5 milyonla ifade ediliyor. 6-6,5 yıldır, 7 yıldır buna sessiz kalınca işte yukarıdakiler de bu konuda sallama hürriyetlerini sonuna kadar kullanıyorlar. Öyle çok da dalga geçmeyin. Seçime gidiyoruz değil mi? Bak Ali Babacan parasıyla ilan veremedik diyor. Parasıyla reklam veremedik diyor. Paramız karşılığı tanıtım filmimizi işte sıralamış kanalları bir sürü kanal var hepsini saymayacağım. Medya grubu olarak karar almışlar. Muhalefetin reklamını almayacağız diye. Parasıyla reklamı yayınlamıyor kanallar yahu. Siz nasıl propaganda yapacaksınız? Temel Karamolluoğlu U dönüşü demek yetersiz. Erdoğan dönüşü siyasi literatüre girdi demiş. Valla Saadet Partisi Temel Karamolluoğlu'nun da siyasi literatüre kelime sokmaktan daha mühim işleri olduğunu düşünüyorum. 3 Aralık'ı bekleyin. CHP Genel Başkanı sürekli bir takım tarihler veriyor ve o tarihlerde de beklentiyi karşılamıyor. Açık söyleyeyim bugüne kadar böyle oldu. Bakalım 3 Aralık'ta ne olacak? Türkiye'yi sonsuza kadar krizlerden kurtaracak yeni vizyonlarını açıklayacaklarını söylemiş. Önümüzde Altılı Masa'nın 28 Kasım toplantısı var. Birkaç gün sonra sonra da 3 Aralık. Önümüzdeki hafta bekleyip göreceğiz efendim. Sisi ile tokalaşma 5 milyar dolarla yavaş yavaş toparlayalım. Profesör Doktor Veysel Ulusoy yazmış. Gelen haberlere göre diyor. Suudi Arabistan yetkilileri Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat vereceklerini belirtmişler. Ee, yani daha dövizimiz gelmeden onun haberleri ulaşmış bize. Ee, yolunu şaşırmış, yolsuzluklarla dolu bir ekonomide. Gerçi elimizde kala kala 5 milyar dolara sevinmek kaldı demiş. ...enteresan bir hikaye... ...o arada Atilla Yeşilada'nın da ekonomist yorumları var... ...onu da ekrana getireceğim... ...ve onunla bu konuyu yorumlayıp yavaş yavaş kapatacağım... ...Atilla Yeşilada da demiş ki... ...dolar TL kuru suni olarak düşük tutuluyor... ...bu kur ekonomiye ağır zarar verirken enflasyonu da düşürmüyor... Bu kış en geç Mart ayında 21 Aralık 2021 türü bir döviz şoku olasılığı çok yüksek. Sözcü gazetesinde bugünkü yazısında da biraz evvel Veysel Ulusoy'un bahsettiği Sisi ile tokalaşma karşılığında Suudi Arabistan'dan gelecek 5 milyar dolarlık mevduat bunun işte Sisi görüşmesi sonrasında Arabistan'ın açtığı bir kredi veya bir avantaj olduğunu söylüyor Atilla Yeşilada da Veysel Ulusoy gibi düşünüyor. Bu paralarla da Erdoğan e, ekonomiye nefes aldırmaya veya en azından enflasyonu baskılamaya e, çalışıyor. Merkez Bankası çatır çatır dolar yakarak bunu tutuyor. Özellikle 21 Aralık 2021'den bu tarafa. E, 11 aydır bunu yapıyor. Önümüzdeki 3-5 ayda da bunu yapmayacağının garantisi yok. E, fakat Atilla Yeşilada'nın dikkat çektiği konu ne yaparsa yapsın bu sadre şifa olmayacak diyor ve en geç mart ayında daha evvel ocak şubat aylarını da telaffuz ediyordu ama ocak şubat belki de en geç mart ayında bir döviz şoku yaşanabilir yaşanacak diyor. Evet. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Noktalarken beğendiyseniz beğeni tuşuna basmanızı özellikle e, tavsiye ediyorum. E, bazı yayınlarımızın Görüntülenemediği, bazı yayınlarımıza ulaşılamadığı, YouTube'da ancak search yapılarak yani arama kutusuna yayınların isimleri yazılarak veya yorumcuların isimleri yazılarak getirildiği gibi okurlardan veya işte seyircilerimizden şikayetler alıyoruz. Bunun tek yolu var: abone olacaksınız ve bildirimleri açacaksınız. Bildirimlerimiz gidiyor bütün abonelere. Bildirimleri açan herkese gidiyor ve telefonunuza düşüyor. Düştüğünde tıkladığınızda yayınımızdan anında haberdar oluyorsunuz veya izlemeye başlıyorsunuz. Bunun tek yolu bu. Bu takip edilen bir sistem değil. Ee, yani sizin gözlerinize, sizin gözlüklerinize veya alnınıza kamera yerleştirip yaptığınız işlemleri takip eden bir sistem henüz geliştirilmedi. Çin'de bile yok bu. O açıdan bu konuda rahat olabilirsiniz. Takip ediliyor muyuz, izleniyor muyuz, fişleniyor muyuz gibi düşünmenize gerek yok. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.